Güç ekranlarına, paragraf programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine paragrafta önemli bir ismi ağırlıyoruz. Fırat Üniversitesi önceki rektörlerinden, Türkiye ve Orta Doğu Anma İdaresi Enstitüsü önceki genel müdürü ve şu anda da İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Eyüp Günay İsbir bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, Fırat Üniversitesi'nde iki dönem rektörlük yaptınız. Evet. O dönemde de tabii ki Fırat Üniversitesi Türkiye'nin önemli üniversitelerinden bir tanesiydi. Özellikle mühendislik ve veterinerlik alanında. Evet. Ama sizinle birlikte şüphesiz önceki rektörlerin de büyük katkıları olmuştu ama sizin döneminizde üniversitenin bölüm sayısı anlamında ve meslek yüksek okulu sayısı anlamında da aslında devrim niteliğinde yaptığınız çalışmalar vardı. Evet. Biraz o günlere sizi götürmek istiyoruz. Evet. Neler geldiğinizde Fırat Üniversitesi'de neler vardı? Siz neler yaptınız ve evet, şu anki üniversiteyi değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Önce ben teşekkür etmek istiyorum size. Gerçekten hem Elazığ'da bulunmam, hem Elazığ'daki eski bir üniversite üst düzey yöneticisi olarak görev yapmam sebebiyle hatırlamanız ve davet etmeniz benim için en büyük bir şereftir açıkçası. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü vefa çok önemli. İnsanlar hizmet verirler, ayrılırlar. Ama şundan eminim ve hissediyorum da zaten. Yolda karşılaştığım birçok Elazığlı hemşerim bu konudaki duygularını benimle paylaşıyorlar ve ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada özellikle Elazığ'daki kıymetli hemşerilerime de gerek pandemi dolayısıyla gerekse deprem dolayısıyla hem geçmiş olsun dileklerimi iletme fırsatını buldum sizin vasıtanızda. Hem de bu ağır ve sıkıntılı döneminde inşallah kısa bir zamanda biter. İnşallah. Ve tekrar o güzel günlerimize döneriz temennisiyle sizin bu yayınınıza da sorduğunuz sorulara cevap vererek başlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Buyurun. Estağfurullah. 92 yılında ben rektör olarak göreve başladığım zaman Fırat Üniversitesi'nin öğrenci sayısı 6140, 4 fakültesi, 4 de yüksekokulu vardı. Ve dolayısıyla Muş, Tunceli, Bingöl yüksekokulları da o yüksekokul şeyi içerisinde mevcut sayısı içerisinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarıydı. Süratle üniversitenin gerçekten içerisinde bulunduğu bir takım sıkıntılar vardı. Onları çözmem gerekiyordu. Çünkü hem bütçe itibariyle hem üniversitenin gelişim trendi itibariyle oldukça sıkıntılı bir dönem yaşamıştı. Niçin derseniz, çünkü ben daha önce Konya Selçuk Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi ve aynı zamanda rektör yardımcılığı görevinde de bulunmuştum. İkisi de aynı tarihte kurulan üniversite olmalarına karşın Fırat Üniversitesi maalesef çok dar bir kapasite ve dar bir çerçeve içerisinde öğretim üyesi sayısı açısından olsun, diğer şeyler açısından olsun faaliyet gösteren bir eğitim kurumu halinde kalmıştı. Onu çözebilmek için de süratle yeni fakülteler, yeni bölümler ve üniversiteyi dışa açacak yeni bir takım konseptler üzerinde durmam gerekiyordu. Ve öğrenciye özellikle cazip gelebilecek bir takım imkanları da sağlamamız icap ediyordu. Mesela bir yemekhanemiz yoktu. Hı hı. Fen Edebiyat Fakültesi'nin altındaki bir alan yemekhane olarak düzenlenmişti. Ama üniversite öğrencisinin tamamını oraya alabilecek kapasitede değildi. Süratle bir üniversite evinin inşaatını başlattım. Ve bitirdiğimiz zaman da 2000 öğrencinin çok kısa bir süre içerisinde yemek yiyebileceği ve oldukça hijyenik olan bir üniversite evi meydana getirdik. Ve öğrencilerimizin o yemek ihtiyaçlarını biz kendi içimizde karşılamaya çalıştık. Bu arada tabii spor önemli bir şeydi, aktiviteydi öğrenciler, hı hı, için.
Onlarla ilgili acaba spor salonunu ve sahasını ne yapabiliriz diye düşünürken, çünkü bir şeyimiz vardı, kapalı spor salonu vardı ama yetersizdi. Yeni bir spor salonunun yapılabilmesi için hem devlet planlama teşkilatına, o tarihte inşaat daire başkanı olan arkadaşla gerekli projeler hazırlatmak suretiyle başvuruyu yaptım. Ve bu arada da futbol sahası olarak bana gösterdikleri yer toprak bir saha, fakat zemini oldukça bozuk ve tamamen suların böyle göl haline geldiği bir yerde. Orayı süratle çimlendirdik, drenajını yaptırdık ve güzel bir spor yapılabilecek saha haline getirdikten sonra acaba bir beden eğitimi bölümü kurabilir miyim diye teşebbüse geçtim. Fakat eğitim fakültem olmadığı için beden eğitimi spor bölümleri genellikle eğitim fakültelerine bağlı olarak açılabilir. Şansım çok zayıftı. Ama Fen Edebiyat Fakültesi vardı. YÖK Başkanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Sağlam'la görüşmemde dedim ki böyle böyle bir düşüncem var. Beden eğitimi spor bölümünü açmak istiyorum. Öğrencilerimizi hiç değilse hem sportif faaliyetlere yönlendiririz hem de ilin spor aktivitelerini şey yapabiliriz diye. Eğitim fakülten olmadığı için zor açarsın dedi. Ben dedim bana bir sene müsaade edin. Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak açayım. Bilahare onu yüksek okul haline dönüştürürüz. Oldukça tabii sıkıntılı bir durumdu. Yani eğitim fakültesinin olmaması dolayısıyla. Bir de hocam dönemi de göz önüne alırsak. Evet. Türkiye yine önemli bir süreçten geçiyor. Bir yanda şimdiki gibi terörle bir mücadele var. Evet. Olağanüstü hal dönemi evet. var. Evet. O kadar sıkıntılı bir süreçte bir yandan da özellikle akademik anlamda, evet. Üniversite anlamında bu ve benzeri çalışmaların yapılıyor olması da son derece zordu, değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Ben yani müsaade ederseniz bir ilk Tunceli'ye gidiş şeklimi anlatacağım. Hı hı. Ama şu spor bölümüyle ilgili açıklamalarımı tamamlayayım. Çünkü önemli bir şeydi. Daha sonra oradaki o beden eğitimi spor bölümü Türkiye Cumhuriyeti spor tarihine profesyonel futbol takımıyla 2. lige kadar yükselen bir gelişme göstermiştir. Hı hı. Hep o dönemin şeyleridir, yatırımlarıydı. Süratle bölümü kurduk. Öğretim üyesi eleman olarak da arkadaşları Ankara'dan, çünkü zamanında ben Gençlik Spor Akademisi'nde akademi başkan vekilliği görevinde yürüttüğüm için camiayla da yakın ilişkimiz vardı. Hı hı. Öğretim üyesi arkadaşları Elazığ'a getirdik. Asistanları aldık. Eğitime başladık ve bir sene sonra da o bölüm yüksek okul halinde yeniden teşkilatlandı ve kuruldu. Bu arada da yaptığımız bir spor salonunun yanındaki binayı da eğitim, öğretim ve şeyle ilgili kulübe tahsis etmiştik. Hı hı. Böylece bizim hem sportif faaliyetlerimiz hem de eğitim faaliyetlerimiz birlikte yürümeye başladı. Bu arada da tabii Muş'ta, Tunceli'de, Bingöl'de bize bağlı yüksek okullar vardı. Tunceli'deki mesela meslek yüksek okulu ile ilgili durumu görmek için Tunceli'ye gitmem gerekti. Sene 1992 ve terör pik yapmış vaziyette. Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi Tunceli'ye gideceğim için. Bir eskort geldi. Benim de özel bir koruma polisim vardı. Beraber Tunceli'ye hareket ettik. Fakat Tunceli'ye yol ayrımı Kovancılar da şey yapıldığı sırada dediler ki hocam size Tunceli'den ayrı bir koruma ekibi geliyor, bekleyin. Hı hı. Biraz sonra o arada da kırmızı plakamı sivil plakayla değiştirmemi söylemişlerdi. Ne yani. Kadar acı aslında, değil mi? Evet, yani düşünün ki Elazığ'dan Tunceli'ye geçiyor. Komşu şehre giderken. Ve orada bekledik. Biraz sonra Tunceli'den iki tane tam teçhizatlı ve zırhlı koruma aracı geldi. Orta yerde ben, makam arabam. Önde ve arkada iki ben Tunceli'ye gittim. Hı hı. Yurt binası, okul binası, oradaki müdür arkadaşlarla gerekli görüşmeler yaptık. Yurdu gördüğüm zaman samimi söylüyorum tüylerim diken diken oldu. Çünkü binalar prefabrikti. Hı hı. Ve
pencere pervazlarının yanından dışarısı gözüküyordu. O kadar açıktı ki yani orada kışın öğrencinin barınması son derece zordu. Süratle oraların tamiratını, tadilatını başlattık. Muş'a gittim, aynı sıkıntı Muş'ta vardı. Bingöl'e geldim. Hakeza Bingöl'de vardı. Öğrencinin barınacağı yurt binası diye hiçbir şeyimiz yoktu. Yani hep prefabrik binalardı. Daha sonraları Muş, Tunceli, Bingöl'e ben Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel'de rahmetle anıyorum. Büyük destekler verdi. Oralara yurt binaları yaptık. Öğrencilerin barınmaları için yani iyi bir imkan sağlandı. Öğretim üyesi kadrosunu takviye etmek istediğim zaman oldukça sıkıntılı bir dönem. Kimse gitmek istemiyor çünkü can korkusu vardı herkeste. Ama bütün bunlara rağmen Muş'ta olsun, Tunceli'de olsun, Bingöl'deki yüksek okullarımız olsun oldukça şey oldu, aktif hale geldi. Programlar yaptık. Hatta Bingöl valisiyle müşterek bir projemiz oldu. Abdülkadir Sarıbey, Bingöl valisi. Arıcılık programı vardı Bingöl Meslek Yüksekokulumuzda. O programdaki öğrencilerin eğitimi, öğretimi amacıyla eğitim materyali olarak arı temin ettik. Öğrenciler onlarla ilgili hem hastalıkları hem beslenmesini şey yaparlarken vali bey dedim ki sayın valim Bingöl'deki bu bal üretimi konusunda bir müşterek proje yapalım ve sonucunda da gereken şeyleri sizin koymuş olduğunuz parayı siz geri alırsınız. Benim döner sermayemden konulan parayı biz geri alırız. Böylece de bir faaliyet olur. Hiç ummadığımız bir sonuçla karşılaştık. Bizim 150 kovan arımız öğrencilerin ve oradaki yöredeki halkın da işte gelip nasıl yapıldığını öğrenmeleri ve görmeleri sonucunda 400 kovana çıktı. Biz kendi 150 kovanımızı geri aldık. Öğrenciye eğitim materyali olarak bıraktık. Diğer kalan kovanları oradaki kaymakam arkadaşlar vasıtasıyla köylere dağıtıldı. Ve eminim ki Tunceli'deki o arıcılık potansiyeli de bundan oldukça önemli bir etki görmüştür. Diğer tarafta mesela Kemaliye'deki yüksekokul. Rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu sınıf arkadaşımdı. Başbağları PKK basmış. Kemaliye'de büyük sıkıntı var. Ve acaba bir yüksekokul açılabilir mi diye beni aradı. Dedim ki sayın valim Kemaliye Erzincan'ın bir ilçesi. Erzincan'da Erzurum Üniversitesi'nin hinterlandı içerisinde. Dolayısıyla öncelikle Erzurum Üniversitesi'nin orada bir yüksekokul açması şey yapılabilir. Hocam dedi maalesef dedi uzak olduğu için şey yapıyorlar. Malatya rektörüyle de görüştüm. O da olmadı. Ama sen benim sınıf arkadaşımsın. Eğer açmazsan dedi arkadaşlığımı helal etme. Bir gün kalktım gittim Kemaliye'ye. Beraber Vali Bey'le acaba okulu nerede açabiliriz diye araştırıyoruz Kemaliye'de. Bir yarı yapılmış çok amaçlı lise binası bulduk. Hacı Ali Akın Bey tarafından yapılmış, tamamlanmış bir binaydı. Bu bina benim eğitim ve öğretim için yeterli dedim. Tamam dedi ama kalacak yurtları ve yurt binalarını araştırırken yer bulamadık. Oradaki bir otel olan bir yeri tesadüfen şey yaptık. Yarısını kız öğrenci, yarısını erkek öğrencinin kalabileceği şekilde bir düzenlemeyle orayı teşkilatlandırdık. YÖK'e teklif ettim ve Hacı Ali Akın Kemaliye Meslek Yüksekokulu'nu böylece açtık. Şu anda Erzincan Üniversitesi'nin en gözde okullarından bir tanesi olmuş. Seviniyorum. Muş Malazgirt'te yüksek okul açmamız konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı rahmetli Demirel'in bir şey oldu, isteği oldu. Dedi ki Türklerin Anadolu'ya gelişini simgelemek üzere orada bir yüksek okul açın. Muş yüksek okulunu ben zor ayakta tutarken bir de Malazgirt oldukça benim için sıkıntılı bir yerdi. Ama
üniversitenin hinterlandı içerisinde olduğu için çok büyük destekler vermek şartıyla bana oradaki mülki idare, ben oradaki yükseokulda açtım. Ve Muş Malazgirt Meslek Yükseokulu olarak daha sonradan bildiğim kadarıyla kapanmış. Ona çok üzüldüm. Zaten şu an Muş Alparslan Üniversitesi. Evet. Bu arada Sivrice ile Maden Yükseokullarımız var. Özellikle Maden Meslek Yükseokulu'nun açılışı ve madende eğitim öğretim yapmak üzere kurulması Maden ilçesinin ayağa kalkması ile ilgili önemli bir şeydi. Adımdı. Çünkü tarihte Maden il olarak iki defa vali tayin edilen bir yer. Çok kısa sürmüş potansiyeli fakat ama. Fakat sonradan da Maden Meslek Yükseokulu'da merkeze çekilmiş. Sivrice'de azot fabrikasını üniversiteye almıştım. Orada Meslek Yükseokulu devam edecekti, açılmıştı ama binası yetersizdi. Hatta fabrikanın o tarihte inşaat daire başkanı olan Kürşat Özger hatırlar, kendisiyle temas kurulursa fırınının yem üretimle ilgili bir tesise dönüştürülmesi için teklif hazırlamasını istemiştim, yapmıştı. Oradaki barakalar büyük, çok büyük putrel demirleri bile çok özel Karabük'te yapılıp gelen demirlerle yapılmış bir barakaydı. Oralarda da her birisinde de ayrı bir proje konulmak suretiyle kanatlı hayvan yetiştiriciliği, süt, et vesaire gibi aktif hale gelebilecek bir projeyle de orayı şekillendirmiştik. Ama maalesef Sivrice Meslek Yükseokulu'da sonradan merkeze çekildiğini duydum. Tabii bunlar hep benim üzüntüm oldu. Diğer taraftan mesela Fırat Üniversitesi olarak Doğu Anadolu projesini yapma şeyini yakaladık. Önemli bir projeydi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Doğu Anadolu'daki envanteri ortaya koyabilmek açısından ve 18 sektördeki konuyu sektörel bazda ve her ile de dörder tane fizibilitesi de hazırlanmış proje bırakmak şartıyla devasa bir projeydi. Ve proje çalışanları da 5 üniversitenin bir araya geldiği bir konsorsiyumdu. Bu konsorsiyum rektör arkadaşlarım teveccühleriyle ben genel koordinatör olarak şey yapmışlardı, kabul etmişlerdi. Ve projede mesela şu andaki Sayın Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, Cevdet Yılmaz Bakanımız, Devlet Planlama Teşkilatı'nın üst düzey bürokratları olarak projede yer aldılar. Yer almışlardı ve beraberce mesela bölgenin cazibe merkezlerini tespit etmiştik. Van, Erzurum, Elazığ, Malatya cazibe merkezi olarak projede yer almıştı ve o proje çerçevesinde kalkınma ajansları ile ilgili kurulacak yerlerin tespiti de ona göre yapılacaktı. Yani gerçekten çok önemli bir projeydi. Evet. Böylece bir önemli şeylerimiz vardı. Tam bıraktığım zaman da yani 2000'li yıllarda artık sürem sona erdiği zaman da o 6140 öğrencili, 4 fakülteli, 4 yükseokulu üniversite, 12 yükseokul, 9 fakülte, artı konservatuvar ve bir de 27 bin metrekarelik kapalı inşaat alanı bitmiş, 18 tane ameliyathanesi ve 4 özellikle laminar akım tabir edilen özel hassas ameliyatların yapılabileceği bir binayı tıp fakültesi hastanesi olarak bir tamamlamıştım. O tarihlerde Elazığ'da özellikle açık kalp ameliyatına varıncaya kadar yapılan ameliyatları gerçekleştirmeye başlamıştık. Hatta hocalarımızın isimlerini anarak bazıları orada anjiyo yapıyor ise artık Ankara'ya gelmenize gerek yok diye Ankara'daki bütün kardiyolog arkadaşlar böyle bize mesajlar gönderiyorlardı. Bunlar hep güzel şeylerdi. Evet. Ve öğrenci sayımız da 17 bine çıkmıştı. Peki. Şimdi efendim tabii ki neticede rektörlük, üniversiteler her ne kadar özerk yapılar olsa da biliyoruz ki devletin özellikle eğitim anlamında en önemli eğitim kurumları ve bir süreklilik esas.
Elbette ki sizden önceki dönemde de görev yapan bütün rektörler, rektör yardımcıları, profesörler, dekanlar, sizle beraber görev yapanlar ve elbette ki sizden sonrakiler bugün gerçekten Fırat Üniversitesi'nin gerek yerleşke olarak gerekse bölümleri, işte tıp inanılmaz gelişti. Sağlık, Elazığ'ın sağlık sektöründe önemli bir yere gelmesinde üniversitemizin tıp fakültesinin gerçeği yadsınamaz. Yine diğer bölümler. Artık batıya doğru da özellikle Hankendi yolu üzerindeki Fırat Üniversitesi'nin kendi yerleşkelerine de aslında bir noktada taşınmalar başladı. İletişim Fakültesi şu an orada. Hatta oradaki yerleşkenin adı Senato kararıyla Harput Yerleşkesi oldu. Özellikle son yıllarda Elazığ'da ikinci bir üniversite kurulması yönünde de söylemler dile getirilmeye başlandı. Teknik üniversite olabilir, vakıf üniversitesi olabilir. Elazığ'a artık gerçekten bir ikinci üniversite ihtiyaç mı? Bir de yeni bölümler, mesela siz bir hukukçusunuz. Evet. Biliyoruz ki üniversiteler kuruldukları şehirlerin ekonomik, sosyokültürel ve o gelenekçi yapılarıyla da aslında bağlantılı ve ona göre bölümler oluşturuluyor. Doğru. Bu noktadan baktığımızda hukuk fakültesi olmalı mı? Sağlam bir tıp fakültemiz var. Diş hekimliği fakültemiz kuruldu. Bunların yanına eczacılık olabilir mi? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ikinci bir üniversite kurulması fikri ta benim dönemimde vardı. Hatta biz onunla ilgili bir takım girişimlerde de bulunduk açıkçası. Girişimlerimizin şeyi de şuydu. Özellikle teknik daldaki fakültelerimizi bir teknik üniversite şeklindeki çatı altında toplamak ve diğerlerini de belki sosyal bilimler ve şeylerde ayrı bir üniversite çatısı altında toplamak suretiyle ikili bir üniversite yapılanması, yani iki tane üniversite olması şeklindeki görüş o tarihlerde de vardı. Hazırlıklar da yapıldı. Tabii benden sonraki rektör arkadaşlarım bilemiyorum ne tür çabalar içerisinde bulundular. Ama dediğim gibi bu hep gündemde olmuştur. Fakat işin enteresan tarafı, Malatya İnönü Üniversitesi bunu süratle gerçekleştirdi. Evet. İkinci üniversitesini kurdu. Evet. Şehir tabii bundan önemli bir şey sağlıyor, rant sağlıyor. Ben açık konuşayım. Öğrenci geldiği zaman şehir esnafı çok rahatlıkla bir takım sıcak paranın girmesi dolayısıyla ekonomik yönden güçleniyor. Hep ben bunları düşünmüşümdür o tarihlerde. Mesela enteresan bir şey, anekdotu size nakledeyim. Otobüs firmalarımız vardı. Hazar Turizm, efendim, Murat reklam Turizm. Reklam girmesin, reklam tamam. Olmasın. Otobüs firmalarımızın sahipleri gelirlerdi. Şöyle bir itirafta bulunurlardı. Derlerdi ki hocam, öğrencilerin üniversiteye gelmeleri başladığı zaman bizim otobüslerimiz full kapasiteyle gidip geliyor. Çünkü annesi geliyor, babası geliyor ve o tarihteki önemli bir özellik de bizim Fırat Üniversitesi. Öğrencimizin %50'si Elazığ ve bu bölgenin dışından gelen öğrencilerdi. Batı, kuzey, evet, güney evet, eksenli. Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bir olayı anlatayım. Sayın Cumhurbaşkanı Demirel açılış için gelmişti Elazığ'a. Geldi. Geleceği gün tabii Cumhurbaşkanı olduğu için özel olarak bir açılış yapacak üniversite yerinde. Yemek yedirmemiz de söz konusuydu. Cumhurbaşkanımızla birlikte yemek yiyecek öğrencileri seçtik. Kız ve erkek öğrencileri. Güzel giyindirdik. Öyle kılık kıyafetleriyle bir şey sağlasın diye. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı üniversite evine girdiği anda öyle bir kalabalık, öyle bir şey oldu ki bir anda öğrenciler kayboldu. Sayın Cumhurbaşkanı oturdu. Otururken de döndü. Oğlum sen de gel benim yanıma dedi. Bir öğrenciyi çağırdı. Kızım sen de gel benim yanıma dedi. Fakat çağırdığı öğrenciler gördüğüm zaman şaşırdım. Çünkü niye diyeceksiniz? Ya bizim öğrencilerimiz değil. Kesinlikle bizim seçtiğimiz öğrenciler değil. Balıkçı yaka kazak giymiş, biraz saçı uzun. Böyle bir öğrenciyi yanına oturttu.
kız öğrenci o bir tarafa oturdu. Diğer öğrencileri de çağırdı, oturdu böyle. Sayın Valimiz, Kolordu Komutanımız, Belediye Başkanımız bize böyle, ben kanter içindeyim. Halbuki olması gereken olmuş ama tabii tedirginlik had safhada. Tabii çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ve yani terörle dair her türlü şeyi düşünmek zorundasınız. Döndü çocuğa, dedi ki oğlum sen nereden geldin dedi. Isparta'dan dedi. Eyvah dedim. Eyvah. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ispartalı olduğunu biliyor. Şimdi öğrenci de böyle bir Isparta'dan geldim diye bir şey söyledi. İnşallah sonu iyi olur. Niye geldin dedi buraya. Vallahi dedi Cumhurbaşkanım dedi, benim babam buranın Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nin makine mühendisliği bölümünden mezun. Ben de üniversite giriş şeylerimi tercih ederken dedi ki ya Fırat Üniversitesi'nin makine bölümünü yaz. Orası kadrosu güçlüdür, oraya git. Ya öyle mi dedi. Evet dedi. Peki dedi, çok memnun oldum falan. Yemeği sordu. Yemekler de çok iyi çıkıyor dedi. Yani böyle enteresan şeyler oluyor öğrenciler için. Belki o an öğrenciye o cümleleri kurun deseniz belki de o kadar net kuramayacak. Kesinlikle, kesinlikle. Sonra Keban Barajı'nın kuruluşuyla ilgili bir törenimiz vardı. Keban Meslek Yüksekokulu'nun Sayın Cumhurbaşkanı o tarihte görev yapan bürokratlar da yanına alarak geldi. Salonda bir konuşma yapması gerekiyor. Hiç unutmuyorum. Salona girdik. Salonun tam sağ arka köşesinde büyük bir pankart. Pankartta şu yazıyor. Diyor ki bir Süleyman geldi, Fırat'ta boğuldu. Bir Süleyman geldi, Fırat'ı boğdu. Ya şimdi pankartı görünce yani ben bir anda acaba dedim yanlış bir şey olabilir mi diye böyle düşünürken Sayın Cumhurbaşkanı onu görünce neşelendi. Ve döndü. Fırat Nehri'nin üzerinde yapılan barajlar, Keban Barajı'ndan başlamak üzere hepsinin adeta rakamlarla tarihçesini vererek güzel bir şey yaptı. Ondan sonra dedi ki doğru dedi. Süleyman Şah dedi, Fırat da boğulmuştu. Ben de geldim, Fırat'ı boğdum. Evet. Peki hocam, mesela şu an Elazığ 2. Üniversite'ye hazır mı? Ve hukuk fakültesi gibi, eczacılık fakültesi gibi bölümler şöyle olmalı söyleyeyim, mı? Kaldırır şimdi, mı? Yani biz şehir olarak kaldırabilir evet, miyiz? Evet, şöyle söyleyeyim. Bakın ben hukukçu olarak hukuk fakültesinin kurulması konusunu çok düşündüm. Ben rektör olduğum dönemde Diyarbakır, Dicle'de hukuk fakültesi vardı ve Malatya'da vardı. Hatta şu kadarını da ifade edeyim. Konya Selçuk Üniversitesi'nde rektör yardımcısıyken ben Dicle Üniversitesi'ne öğrencilerin mezun olabilmesi için bir sene süreyle gidip gelerek ders verdim o tarihteki rektör arkadaşın ricasıyla. Öğretim üyesi bulma konusunda oldukça büyük sıkıntı vardı. Halen de o sıkıntı eminim ki belki çözülmüştür ama devam ediyor. Çünkü sosyal bilimlerde, hele özellikle hukuk dalında öğretim elemanı yetiştirmek son derecede zor ve meşakkatli. Malatya Üniversitesi'ndeki hukuk fakültesi devam ediyor. Dolayısıyla ben o tarihte tercihimi iletişim fakültesini kurmak yönünde şey yaptım, kullandım. Niçin derseniz, çünkü Ankara'nın doğusunda iletişimle ilgili hiçbir fakülte yoktu. Benim burada altyapım vardı, yüksekokulda onunla ilgili programlar vardı ve Dünya Bankası'ndan almış olduğum bir projeyle de stüdyoda kullanılabilecek çeşitli teknik malzemeleri temin etmiştim. Bilahare TRT'nin de verdiği destekle işte üniversitedeki o stüdyoyu, diğer teknik malzemeleri vesaireler tamamladık. Ve o tarihte Fırat Radyo Televizyonu diye bir yayına başladık. Çok meşakkatli yayınlar ve güzel şeyler yaptık ama daha sonradan bildiğim kadarıyla herhalde kapalı devre çalışan bir sisteme döndü. Halbuki biz o tarihlerde canlı yayın da yapabilecek kadar oldukça profesyonelce şeyler yapıyorduk. Futbol takımımız, biraz önce de vurguladığım gibi, şu anda o takımımızda oynayan öğrencilerimiz ve hocalarımız hepsi profesör oldular. Kendilerine iftihar ediyorum. Bunlar üniversiteyi dışa açan şeylerdi, faktörlerdi. Tıp fakültesinin hastanesini tamamladığımız zaman, ki başladığımda
Tıp Fakültesi'nin dekanlık binası Veteriner Fakültesi'nin içerisinde bir odada dekan, hı hı, yanında da fakülte sekreteri olacak şekilde bir yerde eğitim öğretim yapmaktaydı. Hı hı. Süratle Tıp Fakültesi binasını yaptık. Oraya taşıdık. Üniversite hastanesini tamamladık. Daha önceki sıkıntılı bir hastane şeyimiz vardı. Yerleşkemiz, hı hı, vardı. Oradan oraya taşımayı yaptım. Böylece üniversite epeyce bir şeye, evet, çıktı. Peki hocam, şimdi aynı zamanda bir pandemi sürecini de yaşıyoruz. İlk baştaki gibi değil ama yine de, hı hı, çok böyle iyi miyiz bilmiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Evet. Bu süreçte üniversitelerde dahil olmak üzere bütün eğitim öğretimde uzaktan eğitim, evet, yapıldı. İşte yüz yüze eğitim yeni başladı. Üniversitelerimiz yeni açıldı. Elbette ki yine pandemi şartları, tedbirleri gölgesinde başladı. Şimdi aslında birçok ülkeden bu anlamda bir iki adım önde olduğumuzun da farkına vardık. Şu anlamda en azından bu ve benzeri bir olağanüstü süreçte teknik altyapıda tabii ki aksaklıklarla beraber ama bir altyapının hazır olduğunu da gördük ve uzaktan eğitim başladı. Yüz yüze eğitimin verdiği tadı ve ciddiyeti elbette ki uzaktan eğitim veremez. Lakin yine de hiç eğitim verilmemesindense, hı-hı, bu şekilde bir yöntem uygulandı. Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Pandemide nereye doğru gidiyoruz? Özellikle, evet, eğitim anlamında işte bunun ceremesinin 5 sene, 10 sene sonra aslında toplumda hissedileceği de konuşuluyor. Kesinlikle. Neler söyleyeceksiniz bir eğitimci olarak aynı zamanda? Ben öncelikle şunu vurgulamak istiyorum ve özellikle kıymetli hemşerilerime lütfen şu aşı, maske, mesafe ve hijyen konusundaki yetkililerin bizlere söylemiş olduklarını ciddiyetle uygulasınlar. Hele, hı hı, özellikle aşı konusu çok önemli. Niçin derseniz, çünkü dikkat edilecek olursa son zamanlarda Covid'den rahatsızlananların yaş seviyesi aşağıya gittikçe doğru, evet, inmeye başladı. Bu yaş grubu bir yerde üniversite öğrencisi olan şeyi de, yaş grubunu da etkisi almaya, hı hı, altına almak konusunda kesinlikle şeyde. Mesela ben bir örnek vermem gerekirse, bizim İstanbul Aydın Üniversitesi üniversite bünyesinde bir aşı merkezi, hı hı, kurdu. Herhangi bir randevu almaksızın ve şey yapmaksızın öğrenciler orada gidip süratle aşı olabilme imkanını yakaladılar. Hı hı. Tabii bu bir yerde bizim oradaki yüz yüze yaptığımız eğitimi de rahatlattı. Hı hı. Her ne kadar yani çeşitli HES kayıtları vesaireler istense de veya PCR testlerini isteseler de onu yaptırmamış olan öğrenciler süratle aşılanmak suretiyle o aşı kampanyası diyeyim veya aşı, hı hı, sürecini hızlandırdılar. Hı hı. Dolayısıyla üniversiteler olarak böyle bir takım tedbirler alınabilir. Çünkü yaş itibariyle o kuşak, hı hı, şeyde şu anda risk altında. Daha büyük risk altında. Evet, kesinlikle risk altında. Ama bu arada okulların kapalı olmasının getirdiği bir takım sıkıntılar var. Yani yüz yüze eğitimi siz hiçbir zaman online eğitimle şey yapamazsınız, karşılaştıramazsınız. Hı hı. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin bu dönemde ortaya koydukları performans ne kadar iyi olursa olsun, o yüz yüze eğitimde alacakları eğitim öğretim bilincini maalesef sağlayamıyorlar. Hı hı. Eminim ki bunun bir şekilde telafi edilmesi için okullar büyük gayret sarf ediyor. Hı hı. Veliler gayret sarf ediyor. Okul yöneticilere gayret sarf ediyor. İnşallah bu başarılı olur ve o ilkokullardaki, ortaokullardaki, lise ve üniversite birbiriyle böyle zincir gibi bağlı olan o eğitim zinciri de rahatlar. Çünkü en fazla etkilenen grup onlar. Kesinlikle. Evet. Ben onun için inşallah bu dönem sona erer de rahatlarız diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Hepimizin temennisi, evet, o. Tabii ki kimsenin elinde olmayan bir şey. Kesinlikle. Ama kesinlikle, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz, evet, ve aşı olduğumuz takdirde, evet, evet, bu süreci daha rahat atlatabileceğimize inancımız da tam. Kesinlikle. Ben yani bütün
hemşirelerin ve özellikle genç kuşağın bu konuda hassas olduğunu tahmin ediyorum ve aşılanma konusunda da bilinçli oldukları inancındayım. İnşallah efendim. Peki efendim, şimdi bir de Elazığ'da bir deprem süreci geçirdik. Şu an şehir tabii ki toparlanmaya devam ediyor. Yeni alanlarınla birlikte işte konutlar yapıldı. Peyderpey teslim ediliyor. Yerel yönetimler ve merkezi yönetim de bu noktada aslında elinden geleni yapıyor. Siz aynı zamanda İstanbul'da yaşıyorsunuz ama bir ayağınız sürekli Elazığ'da. İstanbul'dan Elazığ'ı nasıl görüyorsunuz? Mesela şu an Elazığ'da yaşıyorsunuz. Şimdi geçici şöyle, süreliğine. Şöyle söyleyeyim isterseniz, ben biraz doçentlik çalışmalarım şehircilik ve şehir yönetimi üzerine olduğu için naçizane o tarihte 1975'li yıllarda İngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nde post doktora ve doçentlik çalışmaları yaparken bu konular üzerine eğildim. Yani yapılaşma, şehir planlaması vesaire. Şimdi şöyle söyleyeyim, şehirler genellikle nüfusu yoğun olan yerlerdir. Ve dikkat ederseniz hep kırsaldan şehire doğru bir göç vardır. Ve bu göç şehire geldiği zaman bir takım şeyler ister. Hizmet ister, kamu hizmeti ister, iş ister. Eğer şehir bu şeyi kaldıramazsa, yükü kaldıramazsa orada bir takım çarpık yapılaşmalar başlar. Gece kondulaşma başlar ve yapıların çeşitli şekillerde pek çarpık kentleşme denilen durum. Evet, o ortaya çıkar ve böylece şehir kendi tipolojisini kaybetmeye başlar. Şimdi 1950'li yıllara bakıldığı zaman Elazığ'ın fiziki yerleşmesi ve fiziki planlaması o dönemlerde örnek gösterilen bir şehir planı modeliydi. Birbirini dik kesen caddeler, sokaklar ve iki katlı bahçeli evler. Gerçekten 1950'li yılların o Elazığ'ı örnek olarak gösterilirdi. Daha sonraları özellikle 1970'li yıllarda Türkiye'de büyük şehir yönetiminin ilk böyle çekirdeklerinin atıldığı tarihte Elazığ doğudaki büyük şehir olmaya namzet tekildi. Bu Elazığ'ın yanında İstanbul vardı, İzmir vardı, Samsun vardı, Ankara vardı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar sınırlı şehrin yanında Elazığ büyük şehir olmaya namzet 1970'li yılların bir şehriydi. Fakat maalesef göç ve çarpık kentleşme bir anda o dokuyu bozdu. Ve şehrin o fonksiyonu dediğimiz güzellik, işte sağlık konusunda olsun, ekonomi konusunda olsun, eğitim konusunda olsun fonksiyonu biraz daha bundan etkilenir hale geldi. Ama depremle birlikte gerçekten ben hep takdir ediyorum devletin ve hükümetin süratle Elazığ'a gelip o deprem ve onun yaratmış olduğu şoku atlatmak ve büyük ölçüde buradaki o depremin sonrasında iyileştirme faaliyetlerini, çabuklaştırma gayretleri takdire şayan. Fakat bu arada enteresan bir gelişme oldu. Eminim ki sayın milletvekillerimizin ve Elazığ'daki mülki yönetimin, yani gerek sayın valilerimizin ve sayın belediye başkanlarımızın da dikkatini çekmiştir. Elazığ merkezdeki yıkılan binaların yapılırken bu arada Elazığ'ın dışına kırsala doğru bir yapılaşma şeyi başladı. Eğilim başladı. Yeni rezervuar alanlarının şehre dahil edilmesiyle oluşan bir durum oldu depremden sonra. O var. Onun dışında Elazığ'ın mesela merkez köyleri var. Veya ilçeleri var. Oralara doğru süratle buradaki depremden ev hasar görmüş hemşehrilerimiz gidip kırsalda kendilerine ev yapmaya başladılar. Şimdi benim buradan sayın milletvekillerimize ve sayın valimize ve sayın belediye başkanına bir önerim olacak naçizane, haddim olmayarak. Acaba Türkiye genelinde deprem
geçiren iller. Ama Elazığ özelinde de Elazığ'a has bir imar affı teklifi meclise verilebilir mi? Verilirse de bunun sonucunun son derece faydalı olacağı kanaatindeyim. Hı hı. Niçin derseniz, hem o yeni yapılan yapılaşma ve bina şeyi tespiti ortaya çıkacaktır. Hı hı. Hem devletin bütçesine oradaki o yapılar sebebiyle belki belirli bir ölçüde bir kaynak temin edilecektir. Hem de oradaki vatandaşların çeşitli mağduriyetler ortadan kalkacaktır. Nedir mağduriyet? Hı hı. Elektriğini bağlatacak. Hı hı. Su şebekesini bağlatacak şehir şebekesine veya oradaki şebekeye. Bunlar oldukça sıkıntılı şeyler ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bunlar kolaylaşacaktır. Evet. Ben böyle bir önerim de var. Naçizane inşallah dikkate alınır diye düşünüyorum. Peki efendim, son birkaç dakikamız ama yeni anayasayı da sormak istiyorum. Uzunca bir süredir Türkiye'de konuşuluyor. Evet. Dönem dönem komisyonlar kuruldu. Hala 82 anayasası darbe anayasası ama İşte güncelleştirilebildiği ölçüde bir takım değişikliklerle devam ediyor. Sivil bir anayasa beklentisi var. Bununla ilgili mutabık olunan maddeler var, olunmayan maddeler var. Şu an yine gündeme geldi bu konu. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi 43 sene ben kamu hukukuyla uğraşan bir öğretim üyesiyim. Asistanlığından, hatta eğitimimi de dahil ederseniz 1964'lü yıllardaki Hukuk Fakültesi'ne girişimden beri bu alanda naçizane bir çaba sarf etmeye çalışan bir akademisyen olarak ben anayasaların son derecede önemli metinler olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten de bizim 82 anayasamız bir darbe anayasası. Yani onun etkileri kimse yadsıyamaz. Dolayısıyla yeni bir anayasanın yapılması ben de kaçınılmaz ve elzem olarak görüyorum. Hı hı. Tabii bunu yaparken eğer mecliste bir yeni anayasanın yapılması çalışmaları söz konusu olacaksa meclisteki bütün siyasi partilerin bir araya gelmesiyle ancak belki o meclisten anayasayla ilgili değişiklik teklifinin geçebileceğini hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Çok özür dilerim hocam. Bir dediklerinizi güçlendirmek anlamında. Bu noktada Türkiye'deki tüm devlet üniversitelerinin ve özel üniversitelerin hukuk fakültelerinin bu konuda yani siz gibi değerli hocalarımızdan, profesörlerimizden de görüş alarak desteklemesi gerekir mi? Olabilir, olabilir. Şunu söyleyeyim. Yani tamamen toplumla entegre olmuş güzel bir anayasa istişarelerle hazırlansa daha iyi olmaz mı? Kesinlikle öyle olabilir. Hatta ben size şunu ifade edeyim. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü iken o tarihte yine mecliste anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalar vardı. Mesela biz enstitü olarak gerek mahalli idarenin gerekse merkezi idarenin anayasadaki şekillenmesinin ne olabileceği konusunda biz kendi bünyemizde bir çalışma yapmış ve meclis başkanlığına sunmuştuk. Hı hı. Belki o çalışmamız hala meclis başkanlığında duruyordur. Bilemiyorum tabii. Yani dolayısıyla eğitim kurumları muhakkak tabii bu böyle bir sürece katıldıkları zaman son derece yerinde olacaktır. Yalnız benim sizlere ifade etmek istediğim ve özellikle paylaşmak istediğim bir husus var. Şimdi şayet yeni bir anayasa yapacak isek bir kere anayasanın 4. maddesinin kesinlikle muhafaza edilmesi lazım. Diyeceksiniz ki hocam nedir o 4. madde? 4. madde anayasanın özellikle 1 ve 2, 3. maddelerinin değiştirilemeyeceğine dair olan bir maddedir. 1. maddede biliyorsunuz devletin şekli ifade edilmektedir. 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddesinde de anayasamızın devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti ifade edilmektedir. Bu 4 maddenin kesinlikle kalması yerinde olur zaten diye düşünüyorum. Zaten değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeler. Onları ama, ayrı tutarak evet. Onun yanında neler yapılabilir? Şimdi anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal laik hukuk devleti. Bir kere o sosyal devlet olmanın özelliklerini ve onu fonksiyonel hale, işler hale getirebilecek
bir takım hükümlerin de anayasada yer almasında ben gerek olduğu düşüncesindeyim. Diğer taraftan temel hak ve hürriyetler konusunda özellikle olağan ve olağanüstü dönemlerde kullanımının sınırlanmasının daha açık, daha net ifadelerle ve ibarelerle anayasa metnine işlenmesi çok önemlidir. Hı hı. Çünkü olağan dönemlerle, olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetlerle ilgili konular hep hassastır. Evet. Hassastır. İşte o hassasiyetin dikkate alınmak suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Hı hı. Keza yargı bağımsızlığını sağlayacak şekilde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun gerek yapı, gerek yetki, gerekse görev açısından yeniden bir şekil olarak anayasal çerçevede düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca en önemli hususlardan bir tanesi yürütme organı olarak görev yapan ki bizim yasama, yürütme, yargı diye böyle klasik bir çok tarihi şeyler olan, kökler olan bir yapılanma şeklimiz var, organlarımız var. Özellikle yürütme organının hesap verebilirliği ve sorumluluğu gibi bu hem hukuki açıdan hem siyasi açıdan açık ifadelerle belirtilecek bir anayasanın bana göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti için son derecede önem taşıdığını düşünüyorum. Peki. Eminim ki bunlar dikkate alınarak muhakkak meclisteki siyasi partiler bunun daha mükemmelini, benim söylediklerimin daha mükemmelini de gerçekleştirebilecekler diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Bizler de diliyoruz tabii ki. Özellikle üniter devlet yapımızı bozmayan, yine ilk üç maddenin değişmeyeceği ve değiştirilemeyeceği toplumu kucaklayan, evet, daha refah ve muasır medeniyetlere ulaştıracak bir anayasayla inşallah ülkemiz inşallah daha çok, daha ileriye gidecektir. Ben size çok teşekkür ediyorum hocam. Ben size teşekkür ediyorum. Özellikle yayına katılan, başta siz olmak üzere genel yayın yönetmeniniz ve diğer arkadaşlarımıza, teknik sorumlulara da özellikle teşekkür ediyorum. Bu binanızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü ben ilk defa bu binaya geldim. Daha önce başka bir yerdeydiniz. Orada da yayınlara katılmıştık. Hı hı. Eminim ki bundan sonra güzel yayınlarla Türkiye genelinde çok güzel şeylere, sonuçlara ulaşırsınız. Çok teşekkür hayırlı ediyoruz hocam. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok tekrar sağ olun. Binanızda. Teşekkür ediyoruz hocam. Ve sayın seyirciler, bugünlük paragrafı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına da hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.